Konya Teknik Üniversitesi bilindiği gibi 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulmuş bir devlet üniversitesi. Üniversitemizde şu anda aktif olarak iki tane fakültemiz bulunmakta. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi. Buna ilave olarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz bulunmakta. Yine yüksek lisans doktora eğitimlerini vermek üzere lisansüstü eğitim enstitümüz bulunmakta. İki fakülte, bir meslek yüksekokulu, bir de enstitümüz eğitim öğretim faaliyetlerine devam ettirmekte. Yaklaşık olarak 12.500 öğrencimiz bulunmakta. 2021 yılı içerisinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitemiz dönem başkanlığını yürüttü. 2022 yılın içerisinde de dönem başkanlığı üniversitemize geçmiş olacak. Tabii önemli bir etkinlik. İç Anadolu'nun problemlerinin çözülmesi, KOP'la işbirliği halinde ortak projeler yapılması, üniversitelerin yaptıkları faaliyetlerin istişare edilmesi, tecrübelerin paylaşılması anlamında önemli bir birlik olarak görüyoruz, faaliyet olarak görüyoruz UNICOP Birliği'ni. Kurduğumuz uygulama araştırma merkezleri var. 12 civarında uygulama araştırma merkezimiz var. Merkezlerimizi kurarken de çok seçici davranıyoruz. Yani ismi olup faaliyet yapmayan merkez değil, bulunduğumuz ilin sorunlarına çözüm getiren, ülkenin stratejik alanlarında çözümler üreten, projeler yapan merkezleri kurduk. Bunlardan en önemlisi Obruk Uygulama Araştırma Merkezi kurduk. Tabii Konya'nın, İç Anadolu'nun önemli bir problemi, obruk olayı. Savunma Uzay Havacılık Uygulama Araştırma Merkezi'nin dışında bir de Enerji Uygulama Araştırma Merkezimiz var. Tüm bu 13 üniversitedeki bu konuda çalışan öğretim elemanlarımızı davet edeceğiz. Enerji konusundaki dışa bağımlılığımızı azaltmaya başladık ülke olarak. Onu daha da nasıl azaltırız? Onunla ilgili problemleri çözme yönünde projeler üreteceğiz. Güç birliği, iş birliği yapmış olacağız. Tabii enerji özellikle Karapınar bölgesinde verimsiz arazilerde biliyorsunuz güneş kolektörleri yapılmakta. O araziler o şekilde değerlendirmekte. O anlamda da işbirliklerimiz devam ediyor. Yine Enerji Bakanlığımıza bağlı olan TENMAK dediğimiz araştırma merkezi. Başkanıyla gerekli görüşmeleri yaptık. Protokol imzalama aşamasındayız. Konya Teknik Üniversitesi TENMAK protokolü imzaladıktan sonra da yine orada da ülkemizin enerji alanındaki projelerine de destek verme gayret içerisinde olacağız.